verir diye tırnakçı bir ifade var. CHP lideri Özgür Özel'e ait bu ifade. Özgür Özel'in 6 ili kapsayan bölge turu Diyarbakır'da başladı ve bakıyorum şunları söylüyor. Kürtlerin sorunları Kürtler sorun yok diyene kadar vardır. Devlet karar veremez buna. Kürtler karar verir ifadesini kullandı Özgür Özel. Dediğimiz gibi tabi bu geziyi yarıda kesip Ankara'ya döndü bu saldırı sonrasında. TUSAŞ'a yönelik bu saldırı sonrasında. Şimdi bu arada yani şöyle bir şey var. Bunu kim yaptı? Ya bu sorunun sorulması gerekiyor. Ve şu anda tabii yani Milli Savunma Bakanlığı'nın PKK'yı işaret ettiğini biliyoruz. Diğer taraftan olağan işte şüpheliler var. Yani böyle bir süreci, böyle bir sürecin işletilmesini istemeyecek olan bir takım aktörler, bir takım taraflar var. Ve bunlardan herhangi birisinin işi olabilir. Peki PKK bu meseleye nasıl yaklaşıyordu? Şimdi sol haberde bir şey var, bir haber var. Ona bir bakalım. Onu bir görelim mi arkadaşlar? Şimdi burada sol haberde PKK yöneticisi Murat Karayılan'dan sürece yeşil ışık, demokratik çözüme evet, Öcalan'a destek olmalıyız başlığını görüyoruz. Yani Kandil hani ne diyor, ne diyecek bu işlere diye hep soruluyordu ya, birkaç merkezden bahsediliyordu. Yani bir işte hani bu meselenin muhatabı olarak hatta Devlet Bahçeli de muhatap İmralı'dır ifadesini kullandı. Kandil değildir vesaire. Ama bunun ötesinde veya bunun dışında Öcalan'la Kandil arasında PKK'nın şu andaki yönetici kadrosu arasında bir görüş ayrılığı var mı, yok mu, neye itiraz ediyorlar? Hatta ilk günlerde hatırlayacaksınız Amber'in Zaman'ın bir şeyi olmuştu, bir haberi olmuştu ve işte Apo'nun işte Kandil'den gelen bir takım itiraz ya da cevaplara sinirlenip telefonu kapattığı gibi bir ayrıntı da söz konusuydu. Şimdi bu neyi düşündürtüyor? İki taraf arasında bir görüş ayrılığı olduğunu düşündürtüyor. Diğer taraftan böyle bir süreci DEM Parti'nin ya da işte Abdullah Öcalan'ın belki işte açıklamaları, ya olası işte açıklamaları sonrasında daha yumuşak bir şekilde yürütmenin Kandil tarafından reddedileceği, o nedenle mesela bunu PKK'nın sabote etmek isteyeceği düşüncesi. Yani bu saldırı işte hani olduktan sonra acaba böyle mi diye hani düşünülüyor. Bu nedenle şimdi bu haber bence önemli bir haber. Çünkü Kandil diyor ki biz demokratik çözüme evet diyoruz, Öcalan'a da destek olmalıyız. Ama bunun devamında bu söyleşini ki Yeni Özgür Politika'ya konuşmuş zannediyorum şey sol haber böyle bir kaynak göstermiş. Bu şeyin devamında şu var. Karayılan diyor ki bir taraftan evet yani Öcalan'a destek olmalı ve bu işin ilk şartı da işte Öcalan'ın bırakılması. Yani söz bu anlama geliyor ve diğer taraftan da biz hani bugüne kadar bir takım tecrübeler yaşadık. Dolayısıyla eğer burada bize karşı bir oyun söz konusuysa biz bunu yutmayız gibi bir ifade var. Ama ne olursa olsun ya bu tedbir tarafını anlatıyor. Fakat ne olursa olsun burada bir destek yani bu şeye çözüm sürecine bir destek ifadesi olduğunu görüyoruz burada. Şimdi bu nedenle acaba saldırıyı PKK mı yaptı yoksa PKK içerisinde bir kanat mı yaptı? Ya da değil de başka bir şekilde bundan rahatsız olan Amerika Birleşik Devletleri mi yaptı, İsrail mi yaptı? Yani işin arkasında olarak söylüyorum bunu. Bir takım devletler elbette istihbarat birimleri çok sayıda örgütle ya da karanlık bir takım yapılarla, yapılanmalarla çalışıyor. Bilinen bir şey. Dolayısıyla bu bununla ilgili olarak soru işaretleri olarak kalmalı bence. Yani tamam Yaşar Güler böyle bir açıklamada bulundu ama bir bakmak gerekiyor. Neden? Daha doğrusu neden değil. Nedeni çok belli. Kim acaba? Asıl yani kim bu şeyi istemiyor, istemeyecektir böyle bir çözüm sürecini?
Bir taraftan dediğim gibi de böyle bir açıklama var. Onu ifade etmek lazım. Bu tarafını da görmek gerekiyor. Peki şimdi diğer gazetelerle devam edelim. Karar Gazetesi'ne bir bakalım mı? Karar Gazetesi mesela tam da bu söylediğimiz anlamda aslında bir başlık kullanmış. Çözüme bomba ifadesini kullanmış. Türkiye'nin kalbinde hain terör saldırısı, savunma sanayinin sembol kuruluşu TUSAŞ'a gelen bir kadın, 3 terörist ağır silahlarla sivillere ateş açtı. Ardından kurumun kampüsüne giren teröristler 3 bomba patlattı. 4 şehidin 14 yaralının olduğu saldırıda 2 terörist öldürüldü. Hain saldırının MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a gelsin mecliste konuşsun çağrısını yaptığı çıkışın ardından gelmesi dikkat çekti. Şimdi bu konuyla ilgili olarak saatlerimiz kaçı gösteriyor? 27 olmuş. 7.27. İsterseniz biraz da bu çözüm süreciyle ilgili ne gibi açıklamalar oldu? Dün grup toplantıları vardı biliyorsunuz ve bu toplantılardan bir tanesi de İyi Parti'nin grup toplantısıydı. Müsavat Dervişoğlu çok sert tepki gösterdi Devlet Bahçeli'ye ve tamamen bu çözümü istemediklerini ilan etti. Ve hatta işte bir takım görsel mesajları da vardı. Yani ip fırlatmak vesaire gibi biliyorsunuz daha öncesinde Devlet Bahçeli'nin böyle bir tepkisi söz konusuydu. Fakat şimdi Devlet Bahçeli'ye aynı tepkiyi Müsavat Dervişoğlu gösterdi. Yani daha önce böyle diyordunuz, şimdi niye Öcalan'ı meclise çağırıyorsunuz diye. Çok sert bir tepkiydi. Bakın bu şeyde, toplantıda Müsavat Dervişoğlu neler söyledi, nasıl bir tepki gösterdi? Al şimdi bu ipi, baş köşede, başının ucuna al. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı meclise davet etmesine elindeki ipi fırlatarak tepki gösterdi. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini kastettiniz. Al şimdi bu ipi, baş köşede, başının ucuna al. Partisinin grup toplantısında konuştu Dervişoğlu. Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli'ye tepkisi çok sert oldu. Burası milli egemenliğin yegane tecelligahı. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani başı bu meclise giremez. Dervişoğlu, Bahçeli'ye geçmişte Erdoğan'a yaptığı çağrıyı ve uzattığı ipi hatırlattı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Erzurum meydanında Sayın Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'a ip atarak ben asamadım, asabiliyorsan sen as demişti. Niye asmadınız diye milliyetçi hareketi suçluyorsun, sen niye asmıyorsun? Al, sana bir ip veriyorum, al. MHP kaynakları Bahçeli'nin Dervişoğlu'nun grup toplantısında fırlattığı ipi parti genel merkezindeki makam odasına asmak üzere istediğini aktardı. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada önce konuşmamı duvara assınlar dedi. Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında kullandığı ip MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir. Söz konusu idam ipi Bahçeli'ye İYİ Parti logolu bir poşette teslim edildi. Bahçeli de odasına yerleştirdiği iple fotoğraf çektirerek paylaştı. Bahçeli'nin bu fotoğrafla kendisi hakkında eleştirileri umursamadığı mesajı verdiği yorumları öne çıktı. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım. Peki şimdi bu çözüm süreciyle ilgili olarak diğer taraftan ne gibi açıklamalar var? Bakın şöyle bir şey, Tele1'de Gerçeğin İzinde programına katıldı. CHP Milletvekili Yunus Emre, Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz ve gazeteci İnanç Uysal bu konuyu konuştular. İnan Demirel'le birlikte. Bakın bu programda neler söylendi. Günümüz mü tehlikeye ne kadar büyük ve yakınmış?